Atasay CEO'su Atasay Kamer, Mücevher Fuarı'nda Alpara'nın sorularını yanıtladı. Kamer, hayata geçirmeyi planladıkları kuyum merkezi projesinin sektörün önemli bir lokasyonu olacağını söyledi. Yoğun bir katılım var fuarda. Türk mücevherine olan talep nasıl? Mart fuarı sektörde, kuyum sektöründe her zaman en çok rağbet gören, sadece Türkiye açısından değil bütün dünyada takip ettiği fuarlardan bir tanesi. Her zaman ilk üç fuardan bir tanesi olarak adlandırır. Bazen ikiye, bazen birinci, bazen üçüncü gruba girer. Yaklaşık son 3-4 senedir de Türkiye'deki altın ihracatının hem pırlanta bağımında hem mamul bazında da artışını zaten yurt dışından gelen taleplerle beraber paralel orantısında ilerlediğini görüyoruz. 2024 kolay bir sene olmayacak. Maalesef altın fiyatlarının oynaklığı hem dünyada hem Türkiye ile yurt dışı arasındaki altın fiyatlarının farklılığından ithalatı biraz daha kontrol altına almak babında belli anlık değişikliklere yol açmış olsa da baktığımızda son 2 senedir hem üretim tesislerinin artması hem de talebin yurt dışından daha fazla olması ve buraya yerleşke noktasına kadar gelmesi Türkiye'deki ihracatın ve kuyum sektörünün alanındaki ihracatın ne kadar önemli olduğunu ve kilit noktada olduğunu gösteriyor. Bu yıl biraz zor olacak dediniz. Aslında geçen yıl sektör bir rekor kırmıştı. 8 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmişti. Bu yıla ilişkin beklentiniz nedir? Aslında önü açık sektörün. Altyapı olarak, üretim adedi olarak, sektördeki insan kaynaklı olarak buna hazır ve büyümeye çok da aç. Maalesef bir ithalat yasağının olması Türkiye'de şu an altın ithalatını biraz sınırlandırmamız açısından dolayı altın fiyatlarındaki esnekliği değiştiriyor. Yurt dışı ile Türkiye arasındaki altın fiyatlarındaki dengeler biraz daha farklı oluyor. Dediğim gibi bu bir kısa bir süreç içerisinde bir problem yaratıyor olabilir ama bundan sonraki süreçte önü açıldığı takdirde hızlı bir rekora devam eder. Söylediğiniz gibi geçen senenin rekor kırması, ondan önceki sene de aslında bir önceki seneye göre rekor kırması, pandemiden sonraki süreçte 3 sene üst üste rekor kıran bir sektörden bahsediyoruz. Önü açık, talep çok fazla, altına rağbet çok fazla dünyada. Bence bu paralellikte Türkiye'nin bunun kuyu merkezi olması için en doğru lokasyonlardan biridir. Efendim, şirket olarak sene sonu hedefleriniz neler ve sizin tabii gayrimenkul tarafında da yatırımlarınız var. O tarafta işler nasıl gidiyor? Ben işin zaten sektörde kendi ailemin 5. temsilcisiyim. Ailecek bu işe çok emek verdik. Bu sektöre çok emek verdik. Çok hayatımızı bununla yattık, bununla kalktık. Ve dedik ki biz bunu hayalimiz olan bir kuyum center'ı projemizi hayata geçirelim dedik. Çünkü ülke olarak hem talebin artması hem insanların daha günümüz şartlarına uygun bir merkez içerisinde çalışması için yaklaşık Kapalı Çarşı'nın iki katı büyüklüğünde bir kuyum merkezi inşa ediyoruz. Yaklaşık 360-370 tane atölyeyi barındıran, 350 tane de mağazayı barındıran bir kompleks. Yaklaşık bir 6 ay önce başlayan proje 2025'te tamamlanacak. Tahminimiz 2025 sonu, 2026 başı itibariyle dünyada bir kuyum adına uğranacak Türkiye'deki ilk lokasyonlardan birisi olacak. Yaklaşık 15 ila 21 bin istihdam sağlayacak bir projeden bahsediyoruz. İkinci Kapalı Çarşı. Aynen öyle. İkinci Kapalı Çarşı'mız. Kuyum merkezinin ortak dostu. Yenibosna zaten uzun süredir bu noktada destinasyon haline geliyordu. Biz de buna ekstra bir katkı olarak yaklaşık Kapalı Çarşı'nın tam iki katı büyüklüğünde bir proje gerçekleştiriyoruz. Şeylerimiz büyük. Umutlarımız, hayallerimiz büyük. Önümüzdeki senelere hem Türkiye'yi hem sektörümüzü daha da hazır, kompetitif noktaya getirmek amacımız dünyada.